Kore, Ginzeng'den Kore'deki insanlar 60 bin aile ginzeng yetiştiriyor. Yani köylü, çiftçi. Ginzengle uğraşıyor, ginzeng yetiştiriyor, ginzeng ekiyor efendim. Bundan hasat elde ediyor, para kazanıyor. Çin'de 100 binden fazla insan ginzengle uğraşıyor. Çok büyük bir Türkiye'de yapılabilir. Ukrayna deneme yaptı, başardı. Rusya'da yapılıyor. Türkiye iklim olarak ginzeng yetiştirilebilir. Birçok hastalığa karşı etkisi biliniyor. Bu gördüğünüz zencefil, Türkiye'nin özellikle bu muz yetişen yörelerinde ideal. 5 derecenin altına kışın düşmeyen yöreleri mesela Gazipaşa, Anamur gibi muz yetişen yörelerinde çok kolay yetişir. Biz bunu Antalya'da denedik. Kışın çok soğuk olan zamanda hafif üzerine böyle sera gibi kapattığınızda herhangi bir problem teşkil etmez. Hangi hastalıklarda kullanılabilir? Genelde boğaz ağrılarında öneriliyor bunun işte çaylara katılması vesaire gibi. Sizin önerdiğiniz... Göre geleceğim. Tamam. Son 5 sene içerisinde bizim Çin'den, Brezilya'dan, bazen de Tayland'dan gelen zencefilleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Sadece biz son 5 senede Gökçek Gıda ilaç olarak almış olduğumuz zencefil oranı 20 tona yakın. Yani neredeyse 1 milyon lira para buna bağlamışız. Yani yurt dışına gidiyor. Birçok firma, birçok market yurt dışına gidiyor. Milyon dolarlar. Türkiye'de çok kolay yetiştirilmesi gerekirken bu konuya eğilmiyoruz. Eğilmek gerekir. Türkiye'nin birçok yöresine yetişebilir. Mesela zerdeçal birçok hastalığa karşı etkili, hazmettirici, sindirimi kolaylaştırır, karaciğeri. Bu Hindistan, Endonezya, Malezya'dan geliyor. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Mahonya'nın ekstraktını biz yurt dışından getiriyoruz. Mahonya Türkiye'nin her tarafında yetişebilir. Çok kolay yetiştirmek. Mesela şeytan pençesi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirmek mümkün. Biz buna yurt dışından getiriyoruz, para ödüyoruz. Sadece birkaç örnek vereyim. Mesela ıtır Türkiye'nin Akdeniz bölgesine yetişebilir. Türkistan geveni. Ekstraktını Çin'den getiriyoruz. Türkiye'de dağlarda yabani yetişiyor. İnsanlar bunu toplayıp bilse, tanısa paramız dışarı gitmez. Bu Türkiye'de olmayan bitkileri Türkiye'de yetiştirmek mümkün mü peki? Tabii. Dedim ya mesela ginseng, zerdeçal yetiştirilebilir. Ginkgo yetişiyor zaten. Ginkgo biloba'nın kilosu beyin fonksiyonlarını artırıcı. Ginkgo ile ilgili birçok hap var. Nereden getiriyoruz? Çin'den, Japonya'dan, Kore'den geliyor. Yani bütün bitkiler, çok bitki, bitkilerin çoğu yurt dışından